Bir soluk varalım. Sizi spor ödülleri gecesine bir götüreyim. Bir ödül gecesi. Türkiye'deki en değerli sporcular ve spor adamları ödül aldılar. Bizim de ağzımız dilimiz kurudu. Bir çay su yapalım. Sonra tekrar buradayız. Ekranların başında bizi izleyen sevgili seyircilerimiz ve salonumuzdaki çok değerli konuklarımız. Hepiniz bu sene 17.si düzenlenen Türkiye Spor Ödülleri'ne hoş geldiniz. Bu gece size sevgili partnerim Ersin Düzen'le birlikte eşlik edeceğiz. Dileğe teşekkür ediyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, spor dünyasının çok değerli isimleri, ne güzel teşrif ettiniz buraya. Ayağınıza sağlık. Sizleri bir arada görebilmek gerçekten çok güzel. Aslında gecenin teması da vefa ve aynı zamanda dostluk gecesi. Spor ödülleri sporturkiye.com adresinden okuyucular internet sitesine girdiler ve yüz binlerce oy verdiler. Arkasından da kazananlar belli oldu. Belki ödül törenleri sayesinde uzun zamandan beridir birbirini görmeyenler, aynı zamanda farklı spor branşlarıyla birlikte de bir arada olabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ve tabii ki bu ödül törenleri de bunu yaşatıyor. Can Bartun, kalbimizdesin. Efendim, yetenekli futbolcu olmak, tabii ki dünyada birçok yetenekli futbolcu var. Dünyada birçok büyük futbolcu var. Ama dünyada efsaneler sayılı. Ülkemizde de efsaneler sayılı. Efsane olmak kolay değil. Efsane olmak sadece kendi camiası tarafından kabul görülen değil. Aynı zamanda bütün camiaların da saygısını kazanabilmek. İşte Can abi bunu başarabilen ender insanlardan birisiydi. Allah mekanını cennet eylesin. O bir Fenerbahçe efsanesiydi, Türk futbolunun efsanesiydi. Ama o aynı zamanda bütün renklerin bir arada olduğu ve herkesin saygısını kazandığı çok değerli bir insandı. Çok güzel kalpli bir insandı. Hem Fenerbahçe camiasına hem Türk sporuna, aynı zamanda tabii ki ailesine başsağlığı dileklerimizi bir kez daha buradan iletmiş olalım. Türkiye Spor Ödülleri'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. Salonda bulunan 500 misafirimiz, ekranları başında Spor Sivri ve TRT Spor'da şu anda canlı yayında ki misafirlerimiz, tüm Türkiye'ye barışın, hoşgörünün, sevginin, kardeşliğin sembolünü az önce izlediğimiz, hazırladığımız videolarımızda gösterdik. Bizleri birleştirecek tek olgu, her zaman söylüyorum, kültür, sanat, spor. Biz yaptığımız eventlerde bunları vurguluyoruz. Biz 2015'te herkes kaçarken yanımızda Göksel Gümüşdağ Başkanımızı bulduk, şehitlerimizi aldık. Emre... Essere qui e mi sono reso conto dalla partita che ho visto col Fenerbahçe e Galatasaray quanto rispetto avete del passato, soprattutto per il signor Can Bartun. Tabii ben herkese iyi akşamlar. Dinden geldiğince tercüme edeceğiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum her şey için diyor. Can Bartu için de, Can abimiz için de öncelikle çok üzgün olduğunu söyledi. Burada olmaktan dolayı çok büyük bir gurur duyduğunu, mutlu olduğunu söyledi. Soprattutto perché ha giocato anche in squadra dove ho giocato anch'io, tipo nella Fiorentina. E poi è bello anche che lo sport sia un ponte tra due nazioni che sono nate più o meno sotto la stessa storia. Tabii Can abi için aynı zamanda Fiorentina'da oynadığı için benim ayrı bir yeri var dedi. Futbol için de birbirimize bizi birleştiren bir olgu olduğunu söyledi iki ülke arasında futbol. E volevo ringraziare per l'ospitalità vostra, siete veramente favolosi. E questa mattina ho visto dei posti bellissimi, essendo la prima volta che sono venuto qui a Istanbul. Misafirperveriniz için çok teşekkür ediyorum buradaki eğlenceli çok güzel yerleri gezdim. Her şey o kadar güzeldi ki tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz kendisine. Efendim, Emre de burada, Toldo da burada. Bir, aynı zamanda bir misafirimiz daha var ödül töreni için. Kendisine takdir edebilirim isterseniz. Bizim kurulu başkanı İsmail Zengin Bey'i de buraya alalım lütfen. You remember 2002?
the last match Emre Belözoğlu also was at the same in the same in 2002, yes. You know? Yeah. Yeah, the last match against Lazio. Efendim 2002 yılıydı. Unutulmayan bir maç vardı. 38. hafta. Sonra 3 maçı aynı anda veriyorduk o zamanlar. Ve böyle bir anım vardı. Bunu da Emre de sonradan oyuna girmişti hatırladığım kadarıyla, değil mi? Evet. Io in genere tendo a ricordare le cose belle del passato. Le cose un po' meno belle insegnano ad imparare di più e fanno crescere anche i giovani. Quindi sì, mi ricordo quelle momenti, quelle partite, però mi ricordo anche molti scudetti vinti, anche la Champions vinta e anche il triplete. Quindi io penso che il calcio sia una metafora della vita, ed insegna a vincere e anche a imparare, non a perdere però, a imparare. Ben öncelikle her zaman geçmişteki güzel hatıralarımı hatırlamayı severim. Evet, hayatta gerçekler var diyor. Bunlar da var. Çünkü hayata benzer özellikleri vardır futbolun. Ama futbolda kaybetmenin olduğunu düşünmüyorum. Hayatta mutluluklar, üzüntüler olduğu gibi ama tamamen futbolda bir kaybetme olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum. Güzel. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler. İsmail Bey'in ödülü takdim ederse. Beraberce Emre, sen de burada ol lütfen.